Yatakta bile inanır mısınız yani sırtını dönüp uyuyor. Ya ben çok üzülüyorum. Yani bilmiyorum ne yapacağımı. 2 yıllık evlisiniz daha. Evet. Tanışarak mı evlendiniz Rana Hanım? Yok, hayır. Peki Görücü suyuyla oldu. Ya siz... çok üzülüyorum. Hayatımda biri mi var diye çok. Ne Şimdi yapacağımı bilmiyorum. şöyle şöyle moralinizi bozmayın hemen. Yeni evliliklerde bir de peşinden hemen çocuk sahibi olduğunda erkeklerde o evliliğin o hızla gelişen sürecine kolay adapte olamama gibi bir durumla karşılaşıyoruz biz. Özellikle bebek olduğunda bir bebeği babanın kabul etmesi 18 ayı bulabiliyor. Yani birdenbire düşünebiliyor musunuz şimdi sizin durumunuza? Birer bireyken bir anda biriniz eş olduğu, yani biriniz kadın biriniz erkek olarak bir evlilik kurumunun iki büyük yetişkini olarak bir adım attınız. Hemen peşinden de bir bebeğiniz oldu. Şimdi birdenbire toplumsal statünüz değişti ve bir de ebeveyn oldunuz. Yani anne Evet. baba oldunuz. Şimdi bunun yükünü biz anneler daha doğmadan önce o bebeği karnımızda hissederek hareketlerini biyolojik olarak ve psikolojik olarak hissederek kabullenebiliyoruz. Ama bir babanın bunu kabullenmesi biraz zaman alabiliyor. Bir de şöyle bir şey düşünüyorum ben. Eşler yani erkekler önce birinci derecede ilgi odağıyken bebek olduktan sonra ikinci derecede ilgi odağı durumuna düşüyorlar. Dolayısıyla Rana Hanım acaba siz de bebeğinizle daha fazla vakit geçirip hani eşinizle beraber sohbet edeceğiniz saatleri, zamanları çoğaltabilir misiniz? Bir Yok, de öyle değil. Ben eşimle de çok şey yapıyorum. konuşuyorsunuz. Eşimle de evet çok ilgileniyorum ama Hayır. o bana karşı böyle soğuk. Tamam, bunu konuştunuz mu peki mutsuzluğunuzu ve Söylüyorum ondan evet. Yok, işten dolayı. peki o zaman işten dolayı da hakikaten işten dolayı da olabilir. Hemen bir kadının bir başkası var mı diye düşünmemek benim önerim ama eğer bunu size doğrayan bir şeyler varsa da tabii görmezden de gelmemek lazım bir şey varsa. Bir de şey, ben nişanlılık döneminde bir şey yaşamıştık, bir olay yaşamıştık. Biz nişanlıyken o eski sevgilisine mesaj atmıştı Facebook'tan. Ben onu yakaladım, sonra bana dedi ki şey, özür dilerim dedi, işte asker psikolojisi dedi, askerden gelmiş, asker olarak asker psikolojisi demişti. Ben de yani çok yalvardı, çok yaptılar, kabul ettim. Şimdi hani korkuyorum ki eski sevgilisini unutamadı mı? Şüpheyle Evet. Evet, çok şüpheliyim. Yani evlilik çok kavga, çok şey. O yüzden şüpheli olduğum için çok kavga ediyoruz. He, Çok. kavgalısınız bir de. Kavga O ediyorsunuz. zaman Evet. Rana Hanımcığım Erzurum'dasınız. Çok sevdiğim de bir ildir ve çok da güzel bir üniversitesi vardır. Benim Evet. önerim bir üniversite hastanesi ya da bir tıp fakültesinde. Lütfen bir aile danışmanlığı desteği alın. Buna önce siz başvurabilirsiniz. Eşiniz gelmek istemeyebilir ama gerçekten sizi kaybetmek istemiyorsa ve bu evliliği sürdürmek istiyorsa katılacaktır. Dolayısıyla Kaybetmek istemiyor, evet. Yani bakın bu çok güzel önemlidir. atıyor. Çok güzel. Bu çok güzel. Demek ki gerçekten hemen bir kadın değil. Ayrıca şunu da anlamak lazım Rana Hanım. Kısa süre geçmiş. Belki gerçekten de unutamamıştır. Bu onu sevdiği anlamına gelmez ama bir yaşanmışlık varsa geçmişteki o izleri henüz atamamış olabilir. Evliliğe kolay uyum sağlayamıyor olabilir. Babalığı hemen kabul edemiyor olabilir. Bunların hepsi olasılık. Benim önerim lütfen bir aile terapistine, bir kurum olabilir, bir hastane olabilir. Başvurun. Önce bu bir psikolog da olabilir, psikiyatrist de olabilir. Önce siz gidin, sıkıntınızı anlatın. Sizinle ilgili yapılması gerekenler varsa başlansın. Sonra eşiniz de zaten görmek isteyecektir, uzman katılacaktır. Bu şekilde ben çok yol alacağınızı düşünüyorum ama hemen pes etmeyin, moralinizi de bozmayın. Teşekkür ederim. Sevgiler Rana Hanım, inşallah en kısa zamanda her şey yoluna girer. Bebeğinizi de güle güle büyütün. Peki mesela kişi aldatıldığını öğreniyor ya da hissediyor. Diyor ki benim ne suçum var? O benden daha çirkin, benden daha mı güzel? Mesela fotoğrafını buluyor, arkadaşlarına gösteriyor. Bu kadın benden daha mı güzel? İşte orada çok enteresan bir şey sistem devreye giriyor. Şimdi biz normalde arkadaşlarımız tarafından da aldatılıyoruz. Ailelerimiz tarafından da yakınlarımız aldatılıyor. Böyle tepki vermiyoruz. Neden? Aldatmayı başka diğer olaylardan, kişisel ilişkilerden farklı kılan bir şey var. Hiç kimse romantik birkaç bakışma için ya da sahilde el ele tutuşma için aldatmıyor eşini. Aldatmanın altında mutlaka cinsel eylem var. Bu cinsel eylem kişiye, bakın en zayıf yerimizden vuruyor bize. Kişiye kadın ya da erkek bende olmayan ne var onda oluyor. Niye tercih edildi oluyor. Yani ve biz hemen bize yönelik bir saldırganlık olarak addediyoruz bunu. Kişiselleştiriyoruz. Halbuki siz de bilirsiniz, içindesiniz.
tamamen karşı tarafla gelişen bir ilişkidir. Evdeki eşe yönelik bir tavır değildir aslında davranış. Yani kendini genç hissetmedir, macera aramadır, aklının hala bekarlıkta kalmasıdır, evlilik düzenine alışamamasıdır. Pek çok etken vardır. Ama birinci etken ben gideyim şu karımı aldatayım ya da şu kocamı aldatayım değildir. Yani onda bu yok, onun bu özelliği yok da ben onun için gideyim bir başkasına değildir. Dolayısıyla da biz kendimize yönelik algıladığımız için olayı, demin bunun olmasından da çok korktuğumuz için, demin işte Cengiz Bey'in de ifade ettiği gibi biz olmadan bir şeyi varsayıyoruz ve bir süre sonra buna psikolojide kendini gerçekleştiren kehanet deniyor. Niyet okuma. Gerçekleştiriyoruz, evet. Niyet okuyoruz. Sonra kötüyü çağırıyoruz. Bu sefer kötüyü çağırıyoruz ve o gerçek oluyor. Derler ya bir şeyi 40 kere söylersen olurmuş diye. Kesinlikle. Evet. Şimdi burada aslında açıkçası Serap Hanım'a şunu eklemek isterim söylediklerine. Bu son derece önemli bir şey. Şimdi ben bir tanıdığım birisi vardı. Bu adam yani fizik olarak gerçekten görünüm olarak hakikaten hani tipi bozuk deriz, tam böyle bir adam yani. Bir de onun dışında bakımsız, ön dişleri ve tamamı yok falan, böyle bir adam. Ve bu adam eşini aldatıyordu. Eş bulmuş bir de aldatıyor. İkinciyi de bulmuş. Aldatıyor, maşallah. Ve yaş olarak da. Bir diş hekiminin yolunu bulaydı önce. Yaş olarak da bir 60 yaşın üzerinde olan birisi ve 20-25 yaşında bir yabancı bir kadınla bir ev tutmuş. Onunla ben tabii şimdi biraz da bu konularda merakımdan dolayı. Ya dedim ki yani sen hadi adam aldatıyor da kadınla da konuşmak. Dedim ki ya yani sen ne buldun bunu? İki sene sordum yani bunu. Hı hı. Yani bir sohbet sırasında. Şimdi kadın dedi ki benim için dedi. Yani o benim erkeğim ve ben için o dedi kutsaldır, çok önemlidir dedi. Şimdi bir adamın gözünün içine bakarken inanır mısınız? Öyle bir bakıyor ki. Dersiniz ki bu adam bu aşık dersiniz. Hakikaten de aşık demek ki. Gözlerine bakıyor. Evet, gözler neresi sağlam soruya bakıyor. Şimdi adama da dedim ki sen dedim ya bunca sene hani 3 tane çocuğum var, çocuklar büyümüş artık. Yani iş güç sahibi olmuşlar, yani bunu niye yapıyorsun? Dedi ki ya ben de hayatımda ilk kez dedi kendimi değerli hissettim dedi ya. İlk kez dedi ya. Eşim dedi daha bana bugüne kadar hiçbir gün dedi nasılsın diye sormadı. Bana hep söylediği şey dedi. İşte burada tabii o şeyleri söylemek istemiyorum eşin ona söylediklerini de. İşte bir lakaplar takmış. Hmm. Sen işte şöyle böyle diye hitap ediyorsun. Eşine argo olarak. Fiziksel özelliklerine ya onunla alay eder. Mesela işte daha da hatta ağır. Ben de ilk kez bir kadın bana dedi. Gülümsedi dedi ya. Şimdi burada tabii ki Serap Hanım önemli bir şey işaret etti. Yani aldatma bir sonuç. Bazen de böyle şey mesela. Tabii. Ya şimdi İtiyoruz. Bir bakın çok çok önemli kadın bir şey var. Kadın mı itiyor? Şimdi siz hangi ilişkide olursanız olun kendinizi değerli hissetmek istersiniz. Ben sizin programınızdan için geliyorum. Kendimi değerli hissediyorum sizin yanınızda. Siz de benim için değerlisiniz ve geliyorum burada sizden değer görüyorum. Şimdi siz beni burada horlasanız bir hakaret etseniz, bir olumsuz bir konuşma yap, bir daha buradan geçmem bile. Bakın bu sadece bir televizyon, bir program ilişkisi. Evet. Bunu evde olduğunu düşünün. Şimdi bizim Türkiye'de ıskalanan en önemli şey şudur. Biz şunu gördük biliyor musunuz? Eşim bana komşum kadar değer verse onun için ölürüm diyen adamlar gördüm ben. Allah'ım, komşum kadar. Şey ya komşu gelir diyor adam bakın. Hiç kimsenin üzerine durmadığı bir şey bu. Ya der ki kahve içer misin diye sorar. Hı-hı. Daha bana bugüne kadar sormadı diyor mesela. Bak ne kadar basit gibi görünüyor değil mi? Bir kahve. Mesela eşi komşu gelir hoş geldin der. Nasılsın dersin değil mi? Ki komşulara çok özeniriz. Bütün tabaklar hatta, her şeyleri onlar için. Hatta değil mi? Salondaki oysa bazı yerlerde koltuklar halen de örtülüdür. Misafir gelince açılır falan yani. Evet. Şimdi bırakın siz oturun o koltuklarda. Yani orada bakın ne kadar önemli bir şey değil mi? Şimdi kendini değerli hissetmek belki de evliliğin temelidir. Tabii saygı. Kendini değerli hissetmeyen adam başka yerde değer arayabilir. Evet. Bu çok önemli. Yani başka yerde değerli hissetmeye. Çünkü değerli hissetmek yemek içmek kadar önemli bir şeydir. Tabii kendini gerçekleştirmek gibi. Önemli bir duygudur. Evet. Erzurum'dan sonra Giresun'a gidiyoruz. Ahmet Bey aramışlar. Alo. Alo. Merhaba Ahmet Bey, hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum, siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, buyurunuz efendim. Cengiz Ortaoğlu burada, Serap Duygulu burada. Sizleri dinliyoruz. Benim sorunum hanımefendi. İkinci bir evlilik yapmak mecburiyetinde bırakıldım. Kırsal alanda, köy yerinde, dedikoduyla beraber. Yani hiçbir şeyden haberimiz yokken... Daha doğrusu rahatsız ediyorum, kusura bakmayın. Estağfurullah, ne demek, buyurun dinliyoruz. Bunu yani eşim
daha doğrusu bu konuyu böyle izlerken ben sizi dinliyorum bir saatten fazladır. Yani sürekli bir insanı rahatsız edilince ister istemez orada avukat bey de söyledi. Dedi ki yani mecbur bırakılırsa yani bir insanın üzerine böyle sürekli gidilirse hani itiyorsun bir yerde. Bu şekilde bir bayanla beraber dedikodumu çıkardı kendi ailem. Yüksekköy'dendi. Geldiler bizim orada yarıya yerine geldiler. Bizim de işçiye ihtiyacımız vardı. Kendim zaten anjiyo olmuştum. Kalp rahatsızıydım. Ailem desen o da rahatsızdı. Daha doğrusu bunlar geldiler gittiler bize tabii ki kendi yeğmeye arazimizde çalışırka yok efendim şöyle olmuş da benim bir tane ufak kızım var. Bayanın sandasında sigara görmüş. Sigara benim içtiğim sigara tanımış. İşte babam kadına sigara almış gibi. Yahut da işte ne bileyim artık. Biz bugün hiç ben yoktum o civarda. Kadın benim ailemin annesi rahatsızdı. Annesinin yanına inmiş. Daha sonra da ben bir gün önceden söylediğim işler vardı yapılacak diye. Onları yapmak için gelmiş. Benim ailem görmüş kapıda bacada. Daha sonra ailem çıkana kadar kadının işi bitince geçmiş gitmiş. Vay efendim kadın kaçtı diye orada dedikodu etmiş peşinden. Sağda solda da bunu tabii evimiz yok yanarı duyanlar olmuş. Siz dedikodu kurbanı mı oldunuz yani? Sizin hakkınızda bir dedikodu çıkarıldı. Dedikodu çıktığı için de evliliğe mi yönlendirildiniz? Evet. İlk eşiniz vefat mı etti Ahmet Bey? Efendim? Birinci eşiniz? Birinci eşim duruyor yine. Birinci eşim. Onun üstüne ikinci eş. Efendim? Onun üzerine mi ikinci eş? İkinci eş. Kadın tabii ki oradan bu dedikodulardan sonra dinlerseniz anlayayım derdimi hanımefendi. Buyurunuz Ahmet Bey. Kadın tabii bu konulardan sonra kocası aldı çoluk çocuğunu geçti gitti köyüne aşağı yukarı sahilden 35-40 kilometrede yüksekte bir yerde. Haliyle benimle beraber bu kaçtı maçtı dedikodusundan benim eşim de bir gün bir fındık toplama zamanı beni terk etti gitti. Ben demiş annesinin yanından giderken annesi hastaydı orada ziyaretçiler falan da varmış. Ben demiş işte yuvam yıkıldı ister falan diye aslında ister filan diye der gibi köy ismi söylemiş. Orada gidince oradaki ziyaretçiler de bu kadın bunları herhalde yakaladı da yani böyle söylüyor derdesine gitti. 3 ayda geldi İstanbul'dan. Bundan sonra da bizim üzerimize tabii ki millet aldı yürüdü dedikoduyu. En sonunda 1,5 sene sonra kadın geldi Esmiye'de, bu Giresun'un ilçesinin Esmiye'de benim yoluma çıktı. Ya ben dedi sahip çıkacaksın ya ben bunu ihbar edeceğim. Benim geri dönüşüm yok dedi. Beni dedi kocam dedi sürekli resmi dedi silah soruyla tehdit ediyor dedi. Ben bu sefer mecbur kaldım. Yani evlendiniz. Çıktım. Sorunuz nedir peki? Problemler yaşadınız, dedikodular çıktı, olaylar yaşadınız. Resmi nikahla mı evlenildi acaba? Resmi nikahla mı evlendiniz Ahmet Bey? Hayır resmi nikahlı eşim var zaten. İmam nikahlı. Sorunuz nedir? Sorunum benim yani ne yapmam lazım? Ben şimdi ayrı yaşıyorum. Var 12-13 tane torunum. Bir 5 tane 4 tane kızım var. Bir oğlum var. Yani ne yapmam icap eder? Ben birini almak zorunda kaldınız. Çevrenizin yanlış yönlendirmesiyle. Evet, İddiası böyle yani. Evet. Karşı tarafta dinleseniz başka bir şey söyleyecektir. Tabii. Sizin tabii söylemleriniz doğrultusunda. Evet. Ne kadar oldu peki bu olay olalı? 2 sene oldu. 2 senedir bu durumdasınız. Evet. Bence hukuki boyutu da... Evet, hukuki boyutunu Cengiz Bey'e soralım. Ahmet Bey'e ne dersiniz? Evet. Yani şimdi aslında açıkçası hukuki boyutu çok da fazla da merak etmiyor. Yani orada siz diyorsunuz ki benim anladığım kadarıyla Ahmet Bey, yani ailem ve çocuklarımla yeterince iletişiminiz mi yok? Onlara görüşemiyor musunuz? Yanlış yönlendirmişler, dedikodu çıkartmışlar. Görüşemiyor musunuz acaba? Mecburen ikinci eşine, yani imam nikahlı bir ikinci eş almak durumunda kalmış istemeyerek. İstemeyerek, evet. Ne yapacağını şaşırmış. Yani aslında derdi şu, yani sorunu bu şu anladığım kadarıyla. Daha önceki eşiyle ve çocuklarıyla bir diyalog kurmak istiyor. Onlara görüşemiyor musunuz? Sorun bu mudur acaba? Hatta değil şu anda Ahmet Bey. Yani sanıyorum ki sorun o. Yani onlara diyalog kuramıyor. Çünkü onlar da bu olayın gerçek olduğunu düşündükleri için. Çevresel zorla itildi. Çevresel yani. baskı oluşturmuşlar ama tabii ki Ahmet Bey dinledik. Biz karşı tarafı dinlemediğimiz için bunlar bizim açımızdan da bir hiçbir zaman yani bir iddia olarak kalır. Ancak iddia olarak kalır. Tabii. Yani başka karşı tarafı şey yorum yapmak da tek taraflı da yanlış olabilir. Doğru olmaz yani. Çünkü karşı tarafı dinlemeden yorum yapmak bizi yanlışa götürebilir. Şimdi az önce Cengiz Bey dedi ya işte bir kahve içer misin diye sormadı. Tabii, aldatan tabii. Kişi demiş ya kendimi değerli hissettim.
Kadını dinlediğimiz zaman diyor ki hiçbir şeyini eksik etmedim. Yemeğini, temizliğini, ütüsünü, çocuklara bakıyorum. Evim derli toplu. Saçımı süpürge ettim diyor. Fazlasıyla belki hak ettiğinden fazla değer verdim diyor. Bir o boyut var Cengiz Bey'in dediği. Hani kadının değerli hissettirmemesi. Bir de fazla ilgi var. Fazla ilgi de kaçırır mı? Şimdi kaçırmaktan öte aslında ki kişilerin kendi kimliklerini çok net ortaya koyup çok net bir kafalarında evlilik şeması olması lazım. Yani olmadık beklentilerle bir evliliğe girdiğinizde karşınızdaki insan sizin karakterinizle de çok uyuşmuyorsa istediğiniz kadar ilgi gösterin, istediğiniz kadar ilgisiz kalın. O evlilik zaten sağlıklı temellerle başlamamış demektir. Dolayısıyla da çok ilgi kaçırır mı diye bir şey yok. Yani bu şey gibi. Hani çok çocuklarımızı çok seversek çok sevgi şımartır mı? Hayır. Sadece sevmesini bilmek lazım bir de. Evet. Yani tutarlı ilgi ve tutarlı sevgi. Evet. Bunu da konuşalım sonra. Konuşalım. Peki mesela diyor ki kişi ben bir şey yapmadım ya da şunu yaptım. Sıralama yaptığımızda mesela bir şey danışan olarak geldiklerinde hani aldatılma olarak hiçbir şey yapmadım diyor. Hiçbir suçum, hiçbir kabahatim yok. Mesela olmayabilir de gerçekten. Aradı. Hiç diyor yani 2 yıllık evliyiz daha arkasını dönüp yatıyor. Kendisinden hani belki aynaya baktığında belki içten bir şeyler buluyordur ama itiraf etmesi zor olabilir. Belki arkadaşları yanlış yönlendiriyor. Şöyle bir sıralama yaptığımızda size gelen boşanmak için gelen kişilerde size danışan olarak önce psikolojik hani boyutu. Nedir aldatılma, aldatma sebebi? Neden aldatılıyoruz ya da neden aldatıyorlar? İlgi eksikliği. Bunu söylüyorlar. Demin Cengiz Bey'in de söylediği gibi davada hani şiddetli geçimsizlik. O şiddetli geçimsizliğin içine açtığınızda mesela çok moda deyimle son yıllarda çok sık duyuyoruz. Fikir uyuşmazlığı diyor. Yani oturup konuşacak bir şey bulamıyorum diyor. Sohbet edemiyoruz diyor işte Rana Hanım'ın. Çok önemli değil mi sohbet edebilmek? Tabii. Evet. Şimdi evlilikte eşlik olabilir ama bir de arkadaşlık yapmak lazım. Evet. İyi arkadaş olabilmek. İlgi eksikliği. Evet. Peki kadının kendine özen göstermemesi bir aldatılma sebebi midir? Şimdi ilgi eksikliği Gülşah Hanım. Bir, evet kişisel bakım eksikliği. 2, saygısızlık. Bakın aslında manevi değerler daha fazla var. Şiddet diye biz çok biliyoruz. Evet şiddet var ama genele vurduğunuzda ilgi eksikliği beni özellikle bu internet çağıyla beraber kişilerin gözleri de bir farklı türlü artık görmeye başladı. İnternete girdiğinizde siz çok geniş bir dünyaya yayılıyorsunuz. Bir anda dünyanın öbür ucuna tek tıkla ulaşabiliyorsunuz. Evet. Şimdi içeride pijamalarını giymiş bir adam ya da bir kadın, saçını başını bigudilerle sarmış dolaşan bir kadın mı? Yoksa internette gördüğünüz profil isimlerine çok hoş resimler. Evet. Nerede akşam tamam orada diye. Sabah falan böyle arkadaşlarla buradayız filanca etkinlikteyiz filan. Tabii böyle bir çiçek böcek durumunda bir profil görüyor orada. O zaman da diyor ki yani bir zaten rutine girmiş, zaten çocuklar var. Zaten o çocukların dersi, ödevi, veli toplantısı, ekonomik sorunlar, ödenecek faturalar, geçim sıkıntıları var. Bir de sohbet de edemiyorsunuz. Ne oldu? Zemin hazır zaten. Yani bir iki toplantı, arkadaşlarla hadi ben de takılayım, arkadaş sohbeti, o toplantı derken benim danışanlarım bu ara o kadar fazla aldatıldığını ve de enteresandır aldattığını söylüyorlar. Aldattığını. Evet, şimdi, bunu önceden duymak çok zordu Cengiz Bey, çok affedersiniz. Tabii. Fakat sıklıkla artık gelip insanlar ben artık aldatıyorum eşimi. Çünkü şundan dolayı diyor. Ya çok haklı gerekçeler sunuyor. Yani diyemiyorsunuz ki ya olmaz böyle bir saçma. Zaten kişinin özel hayatı diyemezsiniz. Dolayısıyla çok fazla görmeye başladık. Bir bazen öç alma durumu da olabiliyor değil mi? Evet. Kısasa kısas. Tabii. Sohbetimize devam edeceğiz. Cengiz Ortaoğlu burada, Serap Duygulu burada. Kısa bir yerden sonra hep birlikte buradayız efendim.
Efendim tekrar merhaba. Psikolog Serap Duygulu, avukat Cengiz Hortoğlu ile birlikteliğimiz devam ediyor. Konumuz aldatma ve aldatılma. İstanbul'dan Sinem Hanım aramışlar. Alo. Alo. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle öyle bir yayın yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. Buyurunuz. Ben de bir aldatma olayı yaşamıştım. Sinem Hanım, televizyonumuzun sesini kısalım mı? Telefondan irtibata efendim geçelim. Efendim. He, tabii tabii. Hı hı. Bir aldatma olayı yaşamıştım. Evet. Şu ana kadar psikolojisini üzerime atamadım. Çok kötüyüm. Kaç yıl önceydi? 10 yıl oldu. 10 yıl oldu. Hı. 18 yıllık evliyim. Hı hı. 35 yaşındayım. Oo, çok erken evlenmişsiniz. Çok erken evlenmişsiniz. Eşim yani öyle bir hata yaptı. Hı hı. Ona göre hata tabii ki. Hı hı. Çok erken evlenmişsiniz değil mi Serap Hanım? 17 yaşında evlendim. Hı hı. Eşiniz kaç yaşında? Eşim de 40 yaşında. O da çok genç. Evet, ikiniz de çok evlenmişsiniz. Evet, 4 çocuğum var ama şu ana kadar unutamıyorum. Yani psikolojim çok kötü. Hiç destek almadınız mı Sinem Hanım? Efendim? Hiç destek almadınız mı bu konuda? Hayır, hiç psikoloğa falan gitmedim.